Sorumuz Türkiye'nin toprak varlığı ile ilgili bir soru. Şöyle sormuşuz. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerden hangisinde yaygın olan toprak türü yanlış verilmiştir? Bakalım A'da bir numaralı yerde vertisol topraklar var demiş. Şimdi arkadaşlarım vertisol topraklar kurumuş eski göl tabanlarında görülür. Halk arasında dönen toprak, taş doğuran ya da kepir toprak olarak bilinir. En çok nerede? Ergene Havzası'nda görülür. Ayçiçeğinin en sevdiği topraktır. Dolayısıyla bir doğru. B'ye bakıyorum, iki numaralı yerde podzol var demiş. Podzol topraklar Batı Karadeniz'de iğne yapraklı ormanların altındaki kül rengindeki verimsiz topraklardır. Dolayısıyla en çok Batı Karadeniz'de, bu da doğru. 3'e bakıyorum, 3'te halomorfik topraklar var demiş. Halomorfik topraklar kurak bölgelerdeki tuzluk topraklardır. Kurak dediğimize göre aklımıza Tuz Gölü çevresi, özellikle Konya Karapınar gelir. Dolayısıyla bu da doğrudur. D'ye bakıyorum, 4 numaralı yerde Çernezyum. Evet, Çernezyum benim sadık yarım, Çernezyum'dur. Kara toprak, dünyanın en verimli toprakları, sert karası iklimi topraklardır. Doğu Anadolu'da Erzurum Kars yöresinde görülür. Bu da doğrudur. Ve son olarak E şıkkına bakıyorum, 5 numaralı yerde laterit var demiş. Yaklaşmışız ama cevap değil. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlarım, kırmızı toprak deyince aklımıza bir Terrarossa bir de laterit gelir. Eğer sıcak kuşakta kırmızı diyorsak laterit, ılıman orta kuşakta kırmızı diyorsak Terrarossa gelecek. Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde kalkerin çözülmesi sonucunda oluşan kırmızı toprak, yani Terrarossa vardır. Laterit değil. Laterit ekvator iklimi toprağıdır. O yüzden bu yanlıştır cevabımızda. O yüzden E şıkkı diyoruz.